İşte ekrandaki soru bu efendim. Kirada %25 sınırı uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Ne olacak? Kiracıların hem de ev sahiplerinin yanıtını merak ettiği soru bu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu soruyu cevapladı. Yaklaşık 6 milyon kiracıyı ve ev sahiplerini ilgilendiren bu soruya bakın kurum ne yanıt verdi efendim. 2023'ün 7. ayına kadar geçerli. İnşallah 7. aydan sonra onu yine uzatacağız. Kiracıların yüzünü güldürecek haberi verdi. %25 kira artış sınırlaması uzatılacak dedi. Oradaki TFTÜFE ortalamasına bakarak eğer piyasa şartlarının üstünde bir ortalama söz konusuysa vatandaşımızı koruyacağını. Çünkü bu geçici bir süreç. Konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin %25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında mecliste kabul edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan o düzenlemeyi seçim sonrasında uzatacaklarını söyledi. Niye kentsel dönüşüm kredi oranı 0.79'a çekti? Vatandaşlarımız yeni konut yapsınlar ve bir an önce o konut arzını arttıralım. Ticari ilçeleri konut yapılabilirliğini yönetmelikle değiştirdik. İlk evini alacaklara kredi imkanı tanıdık. Dolayısıyla bunların hepsi o arzı yeni konut yapımını arttırmaya yönelik çalışmalar ve orada da bir düzenleme daha yaptık. 2023'ün 7. ayına kadar geçerli. İnşallah 7. aydan sonra onu yine uzatacağız. Bakan kurum kiralık konutlardaki fiyat artışlarının talep doğrultusunda arz arttırıldığı zaman dengeleneceğini ifade ederek TOKİ'nin rolüne dikkati çekti. Arz talep dengesi hep söylüyorum ben burada yani siz talep doğrultusunda arzı arttırırsanız dengelersiniz. Ki TOKİ burada o kadar önemli. Yani TOKİ'nin bir tarafta işte deprem bölgesinde 143 bin konutu yaptı. Hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamalı oluşturuyor. Diğer tarafta sosyal konut üretiyoruz. Hem deprem riskini bertaraf etmek için hem de işte az önce ifade ettiğimiz vatandaşlarımızın ev alabilmesi için. Bir taraftan da aslında piyasayı regüle ediyoruz, dengeliyoruz. Niye 250 bin çıktı? Aslında hani 250 bin çıkarak o piyasadaki talebi karşılamak üzere. Fahiş fiyat artışları kiracıların kabusu haline gelince hükümet bir sınırlama getirip kiracılara nefes aldırmıştı. Kira artış oranı yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor.